Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün yapmak istediğim iş arkadaşlar bir püskül, ipli püskül yapacağız. Çoktandır bir arkadaş e, söyleyip duruyordu. Birkaç defa da hatırlattı. Biz de yapacağız yapacağız deyip bugünlere kadar geldik arkadaşlar. Şimdi ipli püskül yapacağım. E, evinizde bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. E, tespihinize bir ip atmak istiyor olabilirsiniz. Bunu yapalım arkadaşlar. Bunu gerçi internette baktığınızda, <laughs> özür dilerim, ip, ipli püsküllü alakalı birçok video bulabilirsiniz. Ama e, ben arkadaşları kırmamak için yapıyorum. Benden de istediler. Ben de yapayım arkadaşlar. Şimdi şöyle kendinize e, ip püskü yapacağınız püskülün boyunu e, ayarlamak için bir karton kesebilirsiniz. E, ya da bir işte adres kartı ya da bir herhangi bir dükkanın kartı da olabilir. Kart vizitler var. Ya onlar çok işe yarıyor o noktada. Üstüne saracağız bunu. Ben kendime şöyle bir ölçü yapmışım. Burada ara sıra lazım oluyor diye. Üstüne sarıp bunu ne yapacağız? Bir ölçü oluşturmuş olacağız. O ölçünün üzerinden yürüyeceğim arkadaşlar. Sadece göstermek olsun diye ben şöyle biraz ip seçtim kendime şimdi. Yeter bu kadar herhalde. Bu ipi buradan dolayacağım arkadaşlar normal şöyle üstüne doluyorsunuz. Ne kadar kalın istiyorsanız ona göre hesabınızı kitabınızı yaparsınız arkadaşlar bazıları mesela şuralara Huni yapıp bunu Huni'nin içine de gömüyor. Bakayım eğer şey olursa onu da göstereyim arkadaşlar Huni'nin içine nasıl gömeceksiniz. Ee, seçenekler var. Şimdi bunu doladık arkadaşlar. Bu bizim püskülümüz olmuş oldu. Bir tarafı bitti. Şimdi bunun ortasını kaçırmamak için e, şuraya bir ip atabiliriz arkadaşlar. Mesela biraz daha kalın bir ip atayım. Evet şu ipi alayım. Biraz daha kalın bir ip atayım. Biraz kısa mı kestim? Şöyle biraz uzun keseyim. Bakın arkadaşlar şu ortadan şöyle yamultarak e, kartonu ortadan geçiriyorsunuz. İpi yukarıda bırakabiliriz böyle. Sadece üst tarafını kaybetmemek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu buradan çıkartmak için şöyle hafif büktüğünüz zaman ben buraya yine yarım bir düğüm atayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle yarım bir düğüm atıyorum. Yarım düğümümü attım. Ben çok püskülle uğraşmıyorum. Çok püskül yapmıyorum ama bunu yapan arkadaşlar vardır. İnternette bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel tarifler, farklı çeşitli tarifler yapabilirler. Ben bunu attım arkadaşlar. Kartonumu bükmeden önce şu ortasını alıyorum. Kartonumu büküp çekiyorum. İpim bana kaldı. Şimdi bunun alt gördüğüm kısmına en alt neresine gelmesini istiyorsam oraya makasımı dayayıp arkadaşlar Hatta şöyle yapayım. İpim tutuyor nasıl olsa. Keseceğim bunu. Şöyle tam ortalı olsun. Bunu kestik. Bu ortalı oldu arkadaşlar. Şimdi burası ortası. Buraya istiyorsanız e, burgu atabilirsiniz. E, i̇stiyorsanız bunu mesela bir tane göstereceğim. Bir huni içine atmayı deneyeceğim. Burada huni var mı? Bakacağım arkadaşlar şuraya ben adam gibi düğümleyeyim de düzgün dursun arkadaşlar. Birkaç çeşit yapılıyor çünkü sadece bir çeşit değil. Ben hemen şuradan bakayım bir huni bulabilirsem. Evet, bir huni bulduk. Hunimiz bu arkadaşlar. Şimdi Mesela bakın püskül örneklerini gösteriyorum. Şunların ucunu ben bir yakayım şöyle. Burayı da yakalım. Huninin içine gelecek şekilde içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu burada sıkıştırarak bakın buna da tam uydu. Burada sıkıştırarak şöyle bir püskül haline getiriyorlar arkadaşlar. Sonra şu üst tarafa Bakın şöyle düğüm atıyorlar. Ben bu düğümü yine açarım şimdi. Sadece size göstermek için yapıyorum. Düğüm atıyorlar. Buraya da düğüm gizleme kapatıyorlar. Tertemiz oluyor. Halkalı bir şekilde oluyor. Tertemiz oluyor. Bakın ondan sonra şu sistemi yaptıktan sonra şuraları şöyle düzeltebilirsiniz. Bu kaçacağı için arkadaşlar şöyle yavaş 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 gidebilirsiniz. Şöyle bakayım. Makasım biraz körelmiş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet biraz düzelttik. Biraz daha siz böyle bireysel olarak istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Biz ucunu biraz düzelttik bunun. Ee, bakın böyle ee, çok güzel bir püskül oldu. Kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz ama... Mesela şurada burgusu olan gövdesi olan bir püskül yapacağım esasen. Şimdi ben bu ipi açayım, onu da göstereyim size. Yani gümüş takmak istemediniz, tespihlerinizi böyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gümüş şu anda gerçekten fiyatları yükseldi. En ufak bir şey aldığınızda, basit bir şey aldığınızda ciddi rakamlar çıkıyor. Gümüş de değerli diye herkes tercih ediyor zaten gümüş. Gerçekten de her zaman tercih edilecek bir malzeme. Şimdi e, ben şu gövdeyi e, şuraya gövde atıyorlar ya bel atıyorlar o beli nasıl yapacağımı göstereyim Onun e, şeydeki püskül camiasındaki ip püskülleri camiasındaki adı nedir bilmiyorum arkadaşlar onu genelde tahta kalede yapıyorlar arkadaşlar. Bakın ben hemen şöyle yapacağım arkadaşlar. Önce bir şey atıyordum ben. Özür dilerim. Bir yarım düğüm gibi atıyordum. Becerebilirsek tabi. Yarım düğüm gibi atacağız. Evet. Bir tarafı uzun bırakacağım yalnız arkadaşlar. Evet. Bir tarafı uzun bıraktım. Burayı yarım düğüm gibi sıktım. Bakın şunu da aşağıya bırakıyorum aşağıya bırakacaksınız arkadaşlar. Bir ucun bir tarafını aşağıya bırakacaksınız. Şöyle sıkıp aşağı bırakabilsek, becerebilsek yapacağız. Şu an anlatayım derken arkadaşlar öyle kayıyor. Evet. Bir iki dolasam düzelecek arkadaşlar. Evet doladık. Şimdi doladık. Tamam. O ip daha kaçmaz arkadaşlar. Terse çevirip dolamaya devam. Tersimden olunca yapamıyorum arkadaşlar. Evet dolamaya devam ediyoruz. Böyle yan yana yan yana. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bakın gayet iyi oldu. Evet çok sıkmayalım. Kaçıyor. Bakın gayet düzgün oldu. Bunu yukarı veya aşağıda çekebilirsiniz bu düğümü arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını nasıl yapacağız? Ben yaptığım yöntemi söyleyeyim arkadaşlar. Ben buraya yine yarım düğüm atıyorum. Yine kendi kendi üzerinde yarım düğüm atıyorum. Bakın gayet düzgün durdu. Ben yaptığım yöntemi söyleyeyim size. Şimdi şunu en dibinden keseceğim. Bu benim yaptığım tarz arkadaşlar. Başkası nasıl yapıyor bilmiyorum. Çünkü hiç kimseden de görmedim. Şu ipi yakıp arkadaşlar şöyle yani kibar bir şekilde yakıp yani çok kaba bir şekilde yakmıyorum. Simsiyah yapmıyorum orayı. Üstüne sıvıyorum arkadaşlar. Üstüne yapıştırıyorum diğer şeylerin kaymasın diye. Bakın ipli püskülümüz şu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şurasını istediğiniz gibi bu ipi çıkarabilir, iğneyle başka ip geçirebilir. Ee, istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Ee, hatta bunu diz, bunu burguyu yapmadan önce şöyle yaptıkları da var. Şu ipi buraya düğüm atıyorlar. Burada kalıyor ip. Şunun da tam ortasından çıkarıyorlar böyle. Ee, keşke yapmadan önce onu yapsaydım. Neyse anlamışsınızdır. Ee, şöyle kalın bir ipi içinde bırakıyorlar. Küçük bir düğüm atıyorlar ucuna. Bu ipi sardıktan sonra kaçmasın diye. Bakın şu gövdeyi yaptıktan sonra kaçmasın diye. Burada kalıyor. İpin ucu da buradan çıkıyor dümdüz bir şekilde. Tam şu ortadan çıkıyor arkadaşlar. Ee, o da ayrı bir yöntem. Benim bildiğim ve kullandığım yöntemler bunlar arkadaşlar. Genelde ben böyle kullanıyorum. Ee, hatta elimdeymişken şu huniyi bir daha atayım üstüne. Çok daha güzel duruyor. Eğer öyle imkanınız varsa bir hun ile bu işi halledebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok tatlı oldu. Hatta ben bunu elimdeymişken iyice güzelleştireyim. Şurayı biraz yukarı çekeyim gövdeyi. Evet bunu biraz daha çekeyim arkadaşlar. Bakın ee, harika bir şey olacak. Ben şimdi şu dibe de bir düğüm atayım arkadaşlar basbaya bir püskül yapacağım artık elimdeymişken düzgün bir püskül yapayım. Bunları sıkı yapın ki ipler esner arkadaşlar. Derken alt tarafımız koptu. Yerinden çıktı arkadaşlar. Hemen onu tekrar halledeceğim. Yukarıya çok çektik galiba. Gevşedi. Evet. Hemen onu da canlı canlı halledelim arkadaşlar. Evet. Döndüreceğiz. Bunun altından geçireceğiz arkadaşlar. Tutabilirsek. Biraz tersime geldi şimdi. Evet. Pensiyle yapayım ben bunu. Evet. Tuttum arkadaşlar. Yani bunun birçok yöntemi vardır arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız yöntemlerden biri. Ben şurayı bir daha yakayım. Hem iki defa görmüş oldunuz. Ben böyle üstüne sıvıyorum kaçmasın diye. Yani çok kaba yapmıyorum arkadaşlar ama. Az önce çok güzel sağlam olmuştu ama ben yukarıya abanınca herhalde o kaynağı koptu oradan. Şimdi bu kadar yeter. Şurayı da ben bir keseyim. Ucunu yakayım. Gayet güzel oldu. Şimdi buraya bir tane düğüm kapama atacağım. Şuradan seçeyim bir tane temiz bir şey, düzgün bir şey. Bir düğüm gizleme kapatacağım oraya. Düğüm kapama ya da herkes bir isim söylüyor. Fark etmiyor. Aynı anlama geliyor. Kapatıyorum bunu. Sıkıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş sıkıştırıyorum ki düzgün kapatsın. Şöyle çok iyi girmiyorsa iyip içine alabilirsiniz arkadaşlar. Düğüm çünkü çok sıkı attığımız için ipler zamanla biraz gevşeyebiliyor. Sonradan gevşemesin diye şimdi baştan sıkı sıkı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Yani bunları ben normalde huni atacağım zaman şu gövdeyi atmıyorum. Size göstermek için yaptım. Mesela şu boy biraz uzun gibi geldi bana. Ben bunları kısaltıyorum genellikle. Mesela şöyle bir boy kullansak yeterli bize aslında. Şöyle bir boy yeterli arkadaşlar. Evet. Bakın sizde göstereceğim bir iki şey daha var. Hazırda ürünler var. Bir iki hazırda yaptığım ürünleri göstereyim. Bakalım arasındaki farkları da görün. Bazılarını biz yaptık. Bazıları hazır dışarıdan alınmış. Makasımız iyice körelmiş arkadaşlar ya. Evet. Şöyle uçlarını şöyle tutup tutup düzeltebilirsiniz. Yeter bu kadar. Maksat size göstermek arkadaşlar. İlle dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ara sıra böyle sağa sola çevirirseniz arada aykırı olanları da düzeltmiş olursunuz. Tam görünüyor mu kameradan? İnşallah görünüyordur. Bir de arkadaşlar dünkü videoda tesbih dizimi yaparken orada size heyecanlı heyecanlı nasıl dizeceğimi anlatmaya çalışırken düğüm gizlemeyi şey düğüm özür dilerim. Tespihin durağına atlamışım arkadaşlar. Ee, hiç fark etmemişim. Ee, videoyu izlerken çok bariz bir şekilde belli oluyor ama e, heyecanla buğulu tarafları anlatırken atlamışız arkadaşlar. Ee, bir de karşı tarafın da ters döneceğini düşünerek e, öyle anlatmıştık. Sonra baktık olmuyor. Ee, böyle şeyler karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, gerçekten e, size düzgün bir şeyler anlatacağım diye başka bir şeye odaklanınca diğerini ihmal ediyor olabiliriz. Ee, hakkınızı helal edin. Şimdi ben bir, e, bir iki tane daha bir şey şuradan göstereceğim. Sarısı var. Siyahı var. Kırmızısı var. Yeşili var. Onları göstereceğim. Bir de bizim yaptığımız bazı şeyler var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Bakın şöyle yapılan ipli püsküller var. Bunları hazır alıyoruz. Az önce dedim ya ortasından geçiriyorlar. Bakın şuradan yapmışlar. Ama bunun düğümünü bakın şurada bırakmışlar. Böyle dizmişler. Bizim yaptığımız tarzlar da var arkadaşlar. Bakın bizde şu tarzlar yapmışız şöyle. Çok şirin durmuyor mu? Çok güzel ve çok şirin duruyor. Ee, renkleri vesairesi var. Birçok renk var arkadaşlar. Bunlar gümüşlü. Kahve rengisi falan da var. Siyahı da var. Yeşili de var. Ee, yani her renk yapabilirsiniz. Kendiniz istediğiniz her tonda yapabilirsiniz. Baya da renk çeşidi varmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu atayım buraya. Ee, bunu... Bir tanesini aslında e, bozmak istiyorum. Bir tanesini bozayım. Bak bunlar kullanılmış galiba. E, şeyleri kesilmiş. Şu yeşilde göstereyim. Yeşilde daha iyi gözükür. Bakın e, şu kullanılmış galiba. Bu ipi kesmişiz. Bak buradan e, düğüm gizleme falan takmışız galiba. Bakın e, hem bunu da göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar size. Buraya da böyle ipi dipten kesip kaynatıp şöyle. Düğüm gizlemesi, gizlemesi atıp tesbihimize takabiliyoruz. Böyle de olabilir. Bak. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi ben bunu bozacağım. Bunun içini de görelim. Ee, bunun içini nasıl olduğunu ben tahmin ediyorum şu anda. Bakın elim de sıkıştırıyorum. Buraya gövde atmış ama bunun düğümü şurada duruyor muhtemelen. Ee, düğüm atmış. Şey yapmış. Ee, neydi onun adı? Şöyle uzun bırakmış ama buradaki şimdi kısa. Bu sağlamı ziyan etmeyeyim diye şey yapıyorum arkadaşlar ama sizin için sağlamını da ziyan ederim. Sıkıntı değil. Siz cansınız. Can. Değerli abimlersiniz. Değerli. Evet. Abilerim şimdi bakın bunu açacağım ben. Bu düğümü bozuyorum. Evet, bu düğümü bozduk arkadaşlar. Ee, bir de bu düğümle alakalı arkadaşlar Japonların kullandığı bir yöntem var aslında. Ben e, onu biliyorum ama e, Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum. Atarken düğümü, o sistemi uyguladığınızda düğümünüz hiç açılmıyor. E, şeyde seyretmiştim ben bunu. Bu e, Japon kılıçları var ya arkadaşlar. Özellikle bu e, katana kılıçları dedikleri kılıçlar var. Onları yapan ustalar, kılıcın sapını mesela tut el tutma yerine deri yaparken o tarz bir yöntem kullanıyorlar. Çok güzel, çok hoşuma gitmişti. Bir de ben öyle şeyleri seyretmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Sizde de tavsiye ederim. Yani beni oyalayan şeyler, hoşuma giden şeyler. Şimdi bunun içine bakacağız arkadaşlar. Ters çevirip bakalım nasıl yapmış. Bakın buraya bir aa, bak burayı ip dolamış içine bakın. Şöyle yapmış. Bir ip dolamış. İp dolamasının sebebi bu düğümü tutmak mı? Bir bakacağız arkadaşlar. Hemen şu doladığı ipi açalım. Doladığı ipi açtık. Oo! Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Bakın düğüm buradaymış. Şu düğümün olduğu yer içeride kalsın diye düğümün üstüne ip dönmüş içeriden sonra kapatmış şöyle yarısını alıp mesela şunun gibi düşünün. Şunu göstereyim. Şöyle yarısını alıp şöyle ortadan birazını alıp o ipi de onun içinde tutup etrafını dönmüş. Öbürünü dışarıda bırakmış. Biraz zor bir işlem aslında. Yani iki kere de yapılacak işlem sanki sanki iki parça parça yapmış gibi. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. En baştan sıfırdan nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Çünkü biz ip püskülcü değiliz arkadaşlar. Biz biz olsak normalde şöyle tak diye oturturuz bunu. Değil mi? Normal bir şekilde. Tıkır 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 bunun etrafına döneriz. Doğru mu? Doğru. Bir tane de şey bozayım size. Bunu kullanırız. Bunlar gümüşlü artık kullanırız. Bir tane de sağlam bozayım arkadaşlar. Bakalım içini nasıl yapmışlar. Evet. Bu da değişik bir ip püskül. Evet. Bunu da aynı tarzı yapmışlar arkadaşlar. Bakın. Hmm. Önce böyle bir tutmuş. Evet hemen hepsini ayırayım ben bunu. Ha, arkadaşlar bunu bakın e, ortadan kesiyor ya ikiye ayırmış böyle. Bunun ucunu ne kadar kolay yapmış. Bakın burada bir tarafta bırakmış böyle koymuş şöyle olduğu gibi koymuş içine gömmüş. Dolamış 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 bitirmiş buraya arkadaşlar. Sonra bunu içine gömerek bakın şöyle şöyle bakın içine gömerek özür dilerim. O düğümü atmış içine gömerek arkadaşlar sonra bir daha üstünü dönmüş üstünü kapattığı için de bu bırakmıyor bunu içeride de bir dolama olduğu için bırakmıyor ee, sonra dışını rahatlıkla yapıyor hatta ben durun arkadaşlar ben bunu farklı bir renkle yapayım ki e, uzadı mı 21 dakika olmuş farklı bir renkle yapayım ki daha iyi anlaşılsın evet ben bunu kırmızı iple yapayım arkadaşlar. Ben anladım konuyu, siz de anlayın. Ee, bu püskülcüler nasıl yapıyormuş, onu öğrenmiş olduk. Normalde biz yapmayı biliyoruz kendimizce arkadaşlar. Bakın böyle koyuyor, sonra bakın şöyle doluyor, 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 doluyor arkadaşlar. Evet. Yani buna açılmasın diye yarım düğüm de atılabilir. Şöyle yapayım ben. Yarım düğümü atmaya çalışayım. Farklı renk yapıyorum ki görünsün diye arkadaşlar. Bakın düğümümüzü attık diyelim. Hatta ben tam düğüm atayım buradan. Bu bunu hiç bırakmasın. Az önce bizimki pat diye bıraktı ya. Bu bunu hiç bırakmasın. Normal tam düğüm atayım. Tamam bu kapattık. Bir oldu mu? Oldu bize. Şimdi burada ne yapmıştı bu arkadaşlar? Biz bunu buraya attık ya. Ondan sonra bu bunu bakın ortadan alıyor. Bakın ortasından çıkartıyor. Evet. Hadi canım. Ortadan yukarıya doğru çıkartıyor. Bunu da üstüne gömüyor. Birazını bu tarafa. Birazını bu tarafa. Evet, birazını bu tarafa, birazını bu tarafa. Kırmızı olduğu için belli olacak o arkadaşlar ama e, şey normalde bunu yapanlar aynı renk yaptığı için pek belli olmuyor. İçindeki ip de o renk oluyor. Ben biraz kenara kaydırmışım elimi özür dilerim. Bakın üstüne sıvadım iyice. Gördünüz mü? Kapandı. Tam ortadan çıkmış oldu. Çok düzgün oldu. E, dediğim gibi bu ipi biz farklı renk yaptığımız için burada belli oluyor. Normalde farklı renk olmasaydı belli olmayacaktı. Şöyle yarım düğüm atabilirsiniz yine kendi etrafında. Bakın şöyle. Kendi etrafında yarım düğüm atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böyle çok daha iyi oldu. Çok daha anlaşılır bir şekilde oldu arkadaşlar. Video biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Ben de burada sizinle deneye deneye bakın deneye deneye yaptım. Evet. 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 Yeter mi bu kadar? Bence yeter arkadaşlar. Tekrar yarım düğümümüzü atıp normalde bunlara bakın şunu iğneye takıyorlar arkadaşlar. Evet öyle bir kere sanki bir yerde görmüştüm. İğneye takıp buradan geçirip şuraya dönüyorlar. Mesela buradan geçirip şuraya dönüyorlar. Sonra orada düğüm dönüyorlar. İp geri gelmesin diye. Biz tabii işin kolayına kaçıyoruz. Şunu şuradan kesip bu düğüme bir çakmak vuruyoruz. Olayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Az daha hepsini yakıyorduk. Nasıl? Tam ortadan oldu değil mi arkadaşlar? Tam ortadan. Bu da gövdeyi güzelce sarmış oldu. Dediğim gibi, bakın şurasının böyle olmasının sebebi e, renklerin ayrı olmasından kaynaklanıyor. Aynı renk olmuş olsa şu hiçbir şekilde sırıtmayacak. İçeridekiler de sırıtmayacaktı. Hatta şöyle biraz kapatalım bunu arkadaşlar. Aynı renk olmamış olsa bile fazla sırıtmasın. Ya da şu içerideki ipi buraya getirmezsiniz. E, ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Dur. Keseyim arkadaşlar. O zaten içeride kalacağı için hiçbir şey olmaz ona. Oo, elimizi kesecektik. Evet. Fazla abonmayın dikkat edin arkadaşlar. Aman aman. Ben az daha elimi kesiyordum. Şimdi bunu da kapattık arkadaşlar. Evet böyle daha temiz oldu. Çok güzel oldu. işimizi de gördü diye bile diye düşünüyorum. Ee, tabii bir işimize yaramayacak. Bunu şimdi bozacağız biz. Bir işe yarasın diye yapmadık arkadaşlar. Sadece size fikir versin diye hem bozduk hem yaptık. Farklı bir renkle de e, ördük. Bu e, dediğim gibi arkadaşlar fazla ipli püskül yapmıyorum. E, i̇pli püskülden çok anlamam. Bizim yaptığımız kadarını size gösterdim. Hakkınıza helal edin. Bu ipli püsküllerle ilgili internette yine bakıp şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizden çok daha düzgün yapanlar vardır muhakkak. Ben çok görmedim ama seyretmedim de. Yani işim düşmediği için seyretmedim. Siz bakın muhakkak bu ipli püskülleri düzgün ve güzel şekilde dizip yapanlar vardır. Öylece istifade edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum bol sağlıkça, bol bol güzel günler. <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Bol güzel günler diliyorum.